Merhaba Davutlu Köyü sakinleri. Sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık bir ay önce kanalımız Kanal Vidi Vidi'de yayınladığımız reklam ile sizlerden gerçekten yaşadığınız korkunç hikayeleri ve itiraflarınızı istemiştik. Sizler tarafından bizlere ulaşan yüzlerce hikayeden bazılarını siz Kanal Vidi Vidi aboneleri için seçtik ve bu programda anlatmak için hazırladık. Bize hikayelerinizi açıklama kısmında bırakacağımız Instagram sayfasından DM yolu ile gönderebilirsiniz. Bu programı seslendiren bendeniz Aliye ve benim gibi bu programın başka bölümlerini de seslendirecek Cihan'a yorumlarınız ve beğenilerinizle destek olmayı unutmayınız. Şimdi hikayemize geçiyoruz. Başımdan geçen gerçek bir olayı sizlerle paylaşmak istedim. Öyle ki bu olayı yaşım 40'a gelmişken, yani şimdi tamamıyla anlattığımı da belirtmek istedim. Şimdiye kadar bu olayı yarım yamalak başkası yaşamış gibi anlatmaktan öteye daha önce hiç geçemedim. Çünkü bunu anlatmaya çalıştığım insanlardan hep deli damlası yemekten korktum. Gerçek adımı sizlerle paylaşmak istemiyorum. Ben bundan 41 yıl önce Ege'nin nadide sahil kasabalarından birinde doğdum. Ailem kasabanın tamamı gibi çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan orta gelirli bir aileydi. Annem, babam ve ben birbirimizi çok sever, bunca yaşıma kadar ailede kavga dövüşü bırak bir ses yükselme durumuna rastlamamışımdır. Anlayacağınız, çocuk yaşlarda başıma gelen bu hikaye sıralarında psikolojik bir sıkıntı çıkacak bir hal ortada yoktu. Ortaokula gidiyordum. Tam emin olmamakla birlikte sanırsam ortaokul 2. sınıftaydım. Okuldan çıkar eve daha kestirme yol olan okulun arkasından gidilen ve hemen hemen bütün okul öğrencilerin evine ters düşeceğinden kimsenin o istikameti tercih etmediği bir yoldan eve giderdim. Yol dediğimde bir tepeliğin üzerinden git gel git gel kendimin oluşturduğu patikaydı. Yolumun üstünde eve gelene kadar geçen 10 dakika süre içinde tek karşılaştığım insan eliyle yapılan tek yapı eski harabe bir ahırdı. Burayı kim, neden, ne zaman yapmış hiç merak etmezdim. Çocukluk. Kullanılacak bir tarafı kalmamış, çatısının tamamen yerde olduğu, çatısının kiremitlerinin bile artık kiremite benzer halinin kalmadığı senelerin harabesiydi. Yine bir gün olaydan, gerçekten yaşadığım o önemli olaydan yaklaşık bir hafta önce o yolu tercih etmiş ve o arabenin yanından geçerken aklıma geldikçe hala tüylerimi diken diken eden, bazen başımı döndürecek kadar beni etkileyen o sesleri duydum. Sanki 4-5 yaşında 4-5 çocuk kendi aralarında görüşüyorlardı. Oyunlar oynuyorlardı. Buralarda bunun olması imkansızdı. Yani bir grup çocuğun o yaşlarda buralarda bulunması imkansızdı. Buralarda bulunan çocukların eve o yaşta dönmeleri de imkansızdı. Buralara gelmeleri daha imkansızdı. Çünkü oraya gelmeleri için ne olursa olsun bir yokuş tırmanmaları gerekliydi. Ve duyduğum ses, çocuk sesi olsa da bir çocuktan çıkacak gibi olmayan ırıltıya ve boğukluğa sahipti. Bu seslerin insani bir tarafı yoktu. Sesi ilk duyduğumda eve direkt koşarak geldim. Ailemin o yoldan geldiğime kızacağından hiç ses etmedim. O sesleri duyduktan sonra o yolu tercih etmesem de
olayın etkisinden olduğunu düşündüğüm kötü bir hissiyat içime çökmüştü. Ders sırasında bile sanki bir güç oraya gitmemi istiyor ama cesaretim oraya gitmeme izin vermiyordu. Korkuyordum. Yolum uzasa da kesinlikle o yolu tercih etmiyor. Okuldaki diğer çocukların yanından ayrılıp yalnız kalmak istemiyordum. Ve olayın yaşandığı günden itibaren, yani burada anlatmak istediğim gerçek olaydan bir hafta önce gece saat 3 sularında kendiliğimden uyanmaya başladım. Tabii filmlerde de izlediğimiz o 3 suları hep o varlıkların başlangıç saati olduğu anlatılır. Yani cinlerin. İlk başlarda dikkate almadım ama her uyandığımda saate bakmayı ezber hale getirdim. Dua bilmem ama bildiğim kadarıyla okur tekrardan yapar, yorganı sıkıca üstüme örterdim. Hiç ses duymazdım. Tuhaf bir şeyler de olmazdı. Gözlerim birden açılırdı o saatte. Ailem ile paylaşmayı düşünmüştüm ama sadece bir tesadüf diye aldırmamıştım. Olay öyle başlamıştı. Sonra iki gün o saatlerde uyanmamaya başladım. Tesadüfmüş deyip geçtim ve rahatlamıştım. O yıkık dökük yapıda yaşadığım olaylardan sonra bir de bu uyku problemlerinin gelmesi beni çok olumsuz etkiliyordu. Ama artık geçmişti. Artık rahatlamıştım. Ta ki o gece, o saatte tekrar uyanıp yürümeye başlayıncaya dek. Evimiz tek katlı, bahçeli, Türkiye'nin genelinde olduğu gibi bildiğimiz bir köy eviydi yani. Babam bahçeyle ilgilenmeyi çok sever. Ailede ben babama, babam da bana çok düşkündü. Yine o saatlerden biri, yani gece 3-4 sıraları, ancak bu sefer bilincim yerinde değil. Evimizin dış kapısı, bir de dış kapıya giderken salon kapısı mevcut. Yani dışarıya çıkarken iki kapıyı açmak zorundasınız. Gece yine o sıralarda kalkıp bilincim yerinde olmadan dışarıya çıkmak istiyorum. Yani hatırlıyorum her şeyi. Her şeyi gayet net hatırlıyorum ama bunları yapan ben değildim sanki. Bilincim sanki başkalarının elindeydi. İlk önce salon kapısına yöneliyorum. Kapıyı açıyorum. Açtıktan sonra dış kapıya yöneliyorum. Ancak dış kapının, yani duvarın arkasında babamın bahçede çay içtiğini ve bana seslenip gel oğlum beraber çay içelim dediğini duyuyorum. İlginç olanı babamın nasıl oturduğunu, masada kaç bardak olduğunu bile görebiliyorum. Halbuki kapı kapalı, görmem imkansız. Kapıda bir cam veya çerçeve ya da bir aralık olması söz konusu değil. Sanki başka bir gözüm dışarıda varmış gibi biri bana dışarıyı gösteriyor gibi. Elimi kapıya uzattığımda, açmaya uğraştığımda kilitli olduğunu fark ediyorum ki bizim kapı hep kilitli olur. Ama ben bilmiyormuşum gibi açmaya çalışıyorum. Seneler sonra aklım daha erdiği zamanlarda bu kapının kilitli olmasına rağmen açmaya çalışmam kafamı kurcalayan en büyük kısmı olmuştu. Hadi her şeyi kafamda kurdum. Salladım duvarın kapısının arkasındaki babamın yaptıklarını. Gerçekten uydurdum ve tutturdum. Ama sürekli kilitli olan kapının kilitli olup olmadığını akıl edemeyişimin başka bir açıklamasını bulamıyorum. Resmen yönlendiriliyordum. Resmen o gün ben değildim. Annem tıkırtıları duyuyor. Sesi duyuyor annem. Kapının dışarıdan açıldığını duyuyor. Hırsız zannediyor. Ve sesleniyor. Kim var orada diye. Ben o sesi duyunca yatak odası
benim bulunduğum mesafeyle 10 metre olmasına rağmen annemin nasıl seslendiğini, hangi yönde yattığını görüyorum ki bu imkansız. Sanki bir gözüm de orada varmış gibi biri bana annemi gösteriyor. Kapıyı tekrar uğraşıp açmaya çalıştığımda annem arkamda beliriveriyor. İsmimi seslenerek ne yapıyorsun burada? Bu saatte ne yapıyorsun? Dediğinde bilincim birden yerine geliyor ve ne zaman buraya geldim, neden geldim diye anneme soruyor. Annem uyur gezerlik dedi, hatırlıyorum. Geçip yattım. Bir gün sonra anneme gözlerim açık mıydı diye sordum. Sırtımın ona dönük olduğunu söyledi. Ama sonrasında ona doğru döndüğümde gözlerimin açık olduğunu belirtti. Ellerim havada mıydı peki dedim. Hayır dedi. Anne sesi duyduğunda sen nasıl yatıyordun yatakta diye sorar sormaz sağ yatık yorgan omuzuna kadar çekik miydi diye eklediğimde nereden biliyorsun? Odaya mı girdin? Dedi. Evet, görmüştüm. Ve biliyordum. Şu an yazarken bile tüylerim ürperiyor. Ve korkudan içim kalkıyor, midem bulanıyor. Çevreme bunları başkası yaşamış gibi anlattığımda kesinlikle uyur gezerlik olmadığını söylüyorlardı. Ve bir daha da böyle bir olay yaşamadım. Ama bu hikayenin asıl finali, çoğu Hollywood filminin finali gibi seneler sonra yaşandı. Ortaokul bitmişti. Sanki bu olayların hepsini birden unutmuştum. Lise için şehre yatılı okula yerleşmiştim. Sınıfımda aynı zamanda aynı yatakhanede kaldığımız bir çocuk vardı. Bunun babası bildiğimiz gömücüymüş. Defineci yani. Bildiğimiz kadarıyla da maddi durumu iyiydi. Ne derse inanırdık. Babasını da bir hafta sonu çocuğunu yatakhaneden alırken görmüştük. Gerçekten bakımlı ve zengin görünümlü bir adamdı. Ve çocuğunu da zaman zaman bu gömü, kazma, kürek olaylarına götürüyordu. Yaptıkları yasa dışı olsa da o zamanlarda bunun üzerine düşen bir sistem yoktu diye hatırlıyorum. Ya da o zamanlar bu yasal mıydı gerçekten bilmiyorum. Bir gün çocuk yanıma geldi ve babasının bizim köyde kazı yapacağını söyledi. Bir zaman, yaklaşık belki bir ay sonra çocuk evine gitti ve bir hafta kadar ne derslere ne yatakhaneye geldi. Geldiğinde tüm gerçekleri anlattı. Babası tam da benim değişik sesler duyduğum ağırın altında bir mezar olduğunu ve bu mezarın içinde servet olduğunu bilgisini almıştı. Ve babalarına 3 gün ulaşamamışlar. Ailesi varlıklı ve çevresi olan bir aile olduğundan birilerini de aracı kılıp jandarmayı da alıp bu arabaya gitmişler. Ve babalarıyla birlikte kazıya giden 4 arkadaşının cesetleriyle karşılaşmışlar. 5 kişi, 5 kocaman adam esrarengiz şekilde boğulmuş, öylece put kesmiş, yatıyorlarmış. Hepsinde silah varmış. Hep ıssız ve böyle tehlikeli işlerle uğraştıkları için kendilerini korumak için yanlarından silah eksik etmiyorlarmış. Zaman geçmişti. Ve çocuğu bir gün babasının anlattığı gerçekleri anlattı. Herkes anlatmıştı ama yeri sadece ben biliyordum. O arabe yeri. Ve sadece ben o kasabalıydım. Ve aklım başıma erdiği zamanlarda da
Kasabamızda bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmiştim. Bir efsaneye göre orada ağır diye bildiğimiz yıkıntıda bir aile yaşarmış. Gerçekten yapının yarısı ağırmıştı. Bu aile kuşaklar boyu sülalesi deli bilinen, toplum içine hemen hemen hiç karışmayan, kimseye de zararları olmayan bir aileymiş. Ve bir gün bu ailede aklı başında bir çocuk doğmuş. Ve tüm aile bir gece aynı yatakhane arkadaşımın babası ve arkadaşları gibi ölü bulunmuşlar. Ama sadece aklı başında çocuk sağ bulunmuş. Onu da sosyal hizmetler almış, götürmüş. Bu çocuk seneler sonra okula öğretmen olarak gelmiş. Her şeyi kasabanın o zamanki belediye başkanı ve iki imamına anlatmış. O yapının altında gerçekten cin mezarlığı varmış. Ve bu çocuğun sülalesi bu yaşayan cinler tarafından bekçi olarak tayin edilmişler. Bu ailenin aklını başından alan bu durummuş. Ve nasıl olmuşsa bu aklı başında çocuk aklı başında doğmuş ve bu olaylar gerçekleşmiş. Tabii o gece olanları görmemiş. Bir uyku çöktü ve hiçbir şey hatırlamıyorum o geceyle ilgili diyormuş. Evet, bu kasabamıza gelen esrarengiz öğretmenin hikayesi de var ama çok uzun. Ama bu hikayemizi, size attığım hikayeyi izleyenleriniz beğenirse mail adresimi biliyorsunuz. Bana mail atarsınız. Bu öğretmenin de hikayesini, çevresinde dönen dedikoduları size anlatabilirim. Düşünsenize, belki de o kötü cinlerin tayin ettiği aileyi yok eden, belki de iyi cinler tarafından tayin edilen öğretmendi. Kim bilir? Her neyse, bunları öğrendikten sonra kendimi şanslı hissetsem de, bunlar aklıma gelince hep kötü bir is çöker içime ve belki de bir ay içimden kopup gitmez. Babamı çok severim. Bana onu gösterdiler dışarıya çıkmam için. Kapının kilitli olması en büyük şansımdı kesinlikle. Babama olan sevgimden yararlanıp belki de beni esir alacaklardı. Kim bilir. Evet, kim bilir diyerek hikayemizin sonuna geldik. Bir sonraki hikayemizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.